Merhaba Bahar'cığım. Merhaba Alper'cim. Bugün bize evini açtın. Teşekkür evet, ederiz. Hoş geldin, iyi ki hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Nasılsın, ne var ne yok? Teşekkür ederim, iyiyim. Herkes gibiyim. İşte evdeyiz. Hı. Online çalışıyoruz. Güzel. Böyle idare etmeye çalışıyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi, öncelikle seni tanıyalım. İsim, soy isim, yaş, nerede doğdun, nerede büyüdün? Bunları alalım. Doğalı da çok oldu. Şimdi Bahar tamam, ben. Pardon, özür dilerim. Kadınlara yaş sormuyorduk. Yok yok, sorun değil. Bayağı oldu yani. Şimdi hatırlar mıyım diye düşündüm. Bahar ben. Bahar Göker. Türkçe öğretmeniyim. İstanbul'da doğdum. Ama babam asker olduğu için çok fazla okul değiştirmek zorunda kaldım. Mesela şöyle söyleyeyim. İlkokula Erzurum'da Yenişehir diye bir ilçede başladım. Birinci sınıf orada okudum. Sonra Dumlu'ya geçtik lojmana. İki sene de orada okudum. Sonra Kıbrıs'a tayinimiz çıktı. Oo. İlkokul 4-5'i de Kıbrıs'ta okudum. Sonra Kırıkkale'ye döndük. Ortaokulu orada okudum. Sonra Çankırı'ya gittik. Lise sonuna kadar Çankırı'daydım. Lise sonu Erzincan'da okudum. Sonra Atatürk Üniversitesi'ni kazandım. Hı hı. Erzincan Eğitim Fakültesi'nde okudum. Yani 5 yılı orada bitirdim. Hani hı. Üniversiteyle beraber. Sonra Ankara'ya döndük. Ankara'da otururken de atandım. Eskişehir'e geldim. Bayağı maceralı. Bayağı dolandım ya, aynen. Peki babanın 2 yılda bir bu tayin alması normal bir şey mi? Karacı olduğu için öyle. Ha. Havacı olsa o kadar olmazdı ama benim babam karacı, muhabereci bir adam. Çok muhaberecilik yapmadı gerçi. Genelde başka branşlarda çalıştı ama en fazla 3 yılda bir, 4 yılda bir şekilde tayin çıkıyor karacı olunca. Yani biz 8. şehrim galiba burası benim. Bir de aynı şehirde de sıkıntı yaşıyorsun. Şimdi bak diyorum ya, Erzurum'a gittik, Yenişehir, sonra Dumlu. Niye? Çünkü önce sivile çıktık, sonra lojman çıkıyor. Hadi bir daha taşınıyorsun, lojmana geçiyorsun falan. Yani ilkokul arkadaşın var mı desen yok Alper'cim. Onları soracaktım aslında yok da. Yani. O kısmını hızlı geçeceğiz galiba. Aynen, yok ya, gerçekten yok. Çünkü bir yere kadar devam ettirebiliyorsun. Bir de küçüksün ya yani. İlkokuldan sonra bu zamanki gibi sosyal medyaymış, cep telefonuymuş yok. Ben ilk cep telefonumu üniversiteyi kazandığımda babam almıştı. Hak kazanmıştım yani cep evet. telefonu almaya. Zaten yeni yeni çıkıyordu. 33.10'da hatta hatırlıyorum. O takozlar. Zaman aldık. Tabii. Ben şimdi nereden bulacağım da ortaokul arkadaşımı, lise arkadaşımı? Bu Facebook ilk çıktığında birbirimizi bulduk, ekledik falan. Sonra oradan da devam etmedi. Çünkü yüz yüze görüşmedikçe evet. artık gitmiyor yani. Aynen. Öyle. Haklısın. Peki o süreçte başlayan böyle bir hobin, ilgin, sevdiğin var. Şeyler neler var? Şimdi hep ben böyle sanatçı ruhlu bir insandım. Hep yani. Ya şarkı söyleyeyim, tiyatro yapayım, mutlaka bir şeye gireyim. Her müsamerede ben olayım. Hatta birinde olmadım, ağladığımı çok iyi biliyorum. Niye çok bu güzel. Sene girmedim diye. Çok sahne insanıyım ben ya. Yani bunu böyle şey için söylemiyorum ama alkışı çok seviyorum. Garip. Yani annem diyor ki bebekliğimde de öyleymiş. Mesela gidip insanları eğlendirmeye çalışıyormuşum. Sevecekler beni, alkışlayacaklar. Hoşuma gidiyordu demek ki yani. Güzel bir şey bence. Evet, bence de. Yani çünkü bu kadar şehir değiştiren bir insan eğer tiyatroya bilmem neye isteği yoksa çok sıkıntı yaşayabilir bence. Evet. Ben tiyatrodan dolayı zaten çok girişimci, girişken falan bir insandım. Gittiğim her yerde hemen tanışıyordum, kaynaşıyordum arkadaşlarımla. Onunla ilgili de sıkıntı yaşamıyordum. Ama sporu da çok seviyordum. Lisanslı handbol yaptım. Veya ortaokul ve lise boyunca. Voleybola, basketbola böyle hafiften girdim ama olmadı. Kıbrıs'ta yüksek atlama yapmıştım. Aa. Değişik bir spor, evet. Hocamız yaptırmıştı sağ olsun. Jimnastik ve yüksek atlamayı orada öğrendim ama sonra devam ettiremedim. Ama en çok tiyatro. Yani böyle en sevdiğim. Evet, üniversite bitene kadar tiyatronun peşini hiç bırakmadım yani. Çok güzel. Peki ben burada şeyi çok merak ediyorum. Ben Kıbrıs'ı çok seviyorum. Hı hı. Yani orada tatil yapmaya gidiyorum, geziyorum, ediyorum. Senin hayatın nasıldı Kıbrıs'ta? Tatil için harika bir yer. Onun dışında. Onun dışında şöyle. Şimdi yani böyle kanalda da söylenir mi bilmiyorum ama Kıbrıslı halkımız birazcık böyle rahatlarına düşkünler. Hı. Çok çalışmayı sevmiyorlar. Üretelim falan. Mesela 3'te dükkanlar kapanır, evlerine giderler. Aa. Bizim sebzemiz, meyvemiz Türkiye'den geliyordu düşün. Hı. Ki Kıbrıs normalde egzotik meyvelerin bile yetiştirilebildiği bir yer aslında yani. Kantine geliyordu. Türkiye'den biz oradan satın alıyorduk. Yani çok böyle nasıl desem fazla rahat insanlar ya. Hı. Bir de şöyle atıyorum, çok fazla meyve ağacı vardı bahçelerinde. İşte muzu, avokadoyu ben ilk orada gördüm. Hadi ya. Tabii tabii. Garip garip yeni dünya, Malta eriği işte onlar. Hı hı. Alamazdık ya. Asla vermezlerdi, taşlıyorlardı. Kendi nasıl çocuklarına da izin vermiyorlar. O orada çürüyor, toplamaz, yemez, Allah. Sana da yedirmez. Bak çok, benim evet çocukluğumda aklımda kalan bir şey çok bu. İlginç. Çünkü kafamı taş yemişliğim var yani.
Ama çok güzel arkadaşlıklarım da oldu orada. Hı-hı. Şimdi onu da hakkını yemeyeyim. Mesela bir tane arkadaşımla, demin dedim ya ilkokul arkadaşım yok. Bir tanesiyle, Kıbrıs'takiyle. Hala görüşürüz. Kıbrıs'ta yaşıyor hala o. Onun annesi bakkaldı Kıbrıs'ta. Cemile Bakkal diye bir yer vardı. Bakkal dedi mi bakma ama. Şimdi yemek takımı da satılıyor orada. Kıyafet de satılıyor. İşte ne bileyim sebze meyve de satılıyor. Öyle bir bakkal. Onun kızıydı Cemile de. Neyse işte biz beraber okuduk. Aa, Cemile onun pardon Funda'ydı onun kızı. Cemile Funda'nın kızı. Şimdi kızı oldu. Ha. Aklım ona gidiyor. Oo. Aynen. Funda benim sıra arkadaşımdı. Onunla çok güzel arkadaşlıklarım olmadı değil. Ama böyle şey garip bir yer. Ulaşım sıkıntısı var. Kıbrıs'ta her yer kaza biliyorsun. Lefkoşa, evet. Girne falan. Bir yerden bir yere gitmek için ya araba kiralamak zorundasın ya da araban olmak zorunda. Bu sıkıntı. Pahalı bir ülke. Şöyle güzel bir anım vardı. Rauf Dehtaş rahmetli. Şimdi biz Çamlıbel diye bir yerde oturuyoruz. Girne'nin bir ilçesi. Orada da piknik 36 mıydı ya? Piknik 39 diye bir askeri gazino var. Böyle kır bahçesi gibi kocaman da bir yer, çok güzel. Neyse biz oynuyoruz orada. İlkokuldayım işte 4 ya da 5. Rauf Dektaş gelmiş dediler. Biz de bayılıyoruz Rauf dede. Herkes çok seviyor. Annem babam sever. Türkiye'dekiler de sever Rauf Dektaş'ı. Tonton bir dede. Biz gördük böyle peşinde geziyoruz. Onun da fotoğrafa çok merakı vardı. Sürekli fotoğraf çekerdi. Çağırdı bizi. Gelin dedi sizin bir fotoğrafınızı çekeyim falan. Ben nasıl bir heyecan. Zaten diyorum ya ben sahne insanı olduğum için. Bir de böyle çek. Fotoğraf mı çekeceksin hemen diye. Koşarak gittik sarıldık falan. Fotoğrafımızı çekmişti rahmetli. Bir de öyle güzel bir anım var. Çok güzel. Yani güzel anıları var bende ama yaşar mısın dersen ben yaşamam. Tatile giderim ama yaşamam yani. Gittin mi daha sonra? Gittim. 15 yıl sonra gittim. Funda'nın annesinin bakkalı aynı duruyordu. Hiçbir şey değişmemişti. Çok güzel. Çok güzel. Peki benim orada merak ettiğim farklı bir şey de var. Bu Kapalı Maraş denilen yer var. Çok gittin güzel mi? Bir yer. Gittim. Nasıl? Babam asker olduğu için benim bize giriş serbest. Orada ev var çünkü orada. Ya muhteşem bir yer. Yani şimdi yeni açılacak işte. Anlaşması yapıldı. Böyle boylu boyunca kaç kilometre bilmiyorum uzanan bir sahili var. Çok büyük oteller var. Tabii hepsi yağmalanmış bitmiş ama oralarda yani anlattıklarına göre Kraliçe Elizabeth'ler falan kalmış yani. Kıbrıs'ın en güzel sahili orası, evet, diyorlar. Evet. Çünkü şöyle bir kere bembeyaz kum. Mesela bizim orada evi önceden otelmiş. Rivayete göre ne kadar doğru bilmiyorum ama derlerdi ki o otelin sahibi karı koca bu olaylar çıktığında bizi onları öldürmesin de biz kendimiz ölelim diye otelin tepesine çıkıp atlamışlar. Böyle bir efsane dönüyordu orada. Çünkü o kadar çok emek harcamışlar ki hatta plajın kumunu falan Mısır'dan getirdikleri söyleniyordu. Rivayet bunlar. Tabii rivayet bilemem artık gerçeğini ama bize o zaman anlatılan oydu. Ama gerçekten de pırıl pırıl bir kum. Bir tane taş bulamazsın. Biraz şey ben derin deniz severim. Fazla sığ. Yani gidiyorsun yürüyorsun. Bitmiyor yani deniz. Hala yürüyorsun. Ama masmavi, tertemiz. O mahalleleri bir görsen. Yani neye benzetebileceğimi de bilmiyorum. Çok öyle mahalleler görmedim aslında. Biraz böyle şey gibi. Cunda gibi. Evet. Hani öyle düşün. Ufak mahalleler. Çok güzel bir yerdi. Yani açılınca aynı şekilde kalır mı? Sanmıyorum da ama ya muhtemelen tabii ki rant için dönecek. Kumarhaneler falan olur diye düşünüyorum yine. Bakacağız. Ama güzel bir yer. Yani açılmadan önce gitmeyi çok isterdim. Ya, evet, çok merak ettiğim çok yerlerden şey biri. Çok şey ya, gizemli. Evet. İnsan bir ürkmüyor da değil yani. Şey diyorlar ya, hala işte garajlarda kapalı duran araçlar, sıfır araçlar var. Falan varmış. Evet, böyle. Ben gördüm bir tane. Tabii toz toprak içinde ama sıfır araba oldu çok belli. Yani hani tam sadece pis. O dönemin arabası. Hiç görmediğim arabaları gördüm orada. Garipti yani, evet. Liseden üniversiteye geçiş sürecin nasıldı? Ben orayı çok merak ediyorum. Ya şöyleydi aslında. Şimdi lise sonu Erzincan'da okudum işte. Babam da istiyor ki adam. Diyor ki ben kızım daha buradayım 5 yıl. Yani işte şurada eğitim fakültesi var. Atatürk Üniversitesi güzel bir üniversite. Tamam hani kampüs mampüs yok. 2 tane bina yani ama. İşte bak ne güzel yanımızda okursun. Ben de diyorum ki baba ben konservatuara gideceğim. O zamandan var. Evet. Çok istiyorum yani. Nasıl istiyorum Allah'ım ne olur konservatuara gideyim. Ama oyunculuk hani. Ya müzik hep hayatında var ama tiyatro hep başka bir şekilde ağır bastı. Babam benimle günlerce konuştu. Kızım bak burası Türkiye. Bak para kazanamazsın. Bak şöyle olur bak böyle olur. Şimdi ben de bir an evvel paramı kazanma derdindeyim. Çünkü şeyim böyle. Mesela 18 yaşıma geldiğimde babama demiştim ki senin bana izin verme hakkın bitti artık. Bundan sonra ben haber veririm. Çok böyle özgürlükçü bir şeyim vardı, yapım vardı o zaman da. Bir an evvel paramı kazanayım. İşte kendi evim olsun, kendi hayatım olsun. Onun derdindeyim. Bu sefer korktum. Diyorum ki tiyatrocu olursam ya gerçekten para kazanamazsam falan. Düşünmeye başladım hafif hafif. Ya ne yapsam?
Bir yandan Türkçeyi de seviyorum. İngilizceyi de seviyorum. Dil seviyorum aslında. Diyor ki öğretmen mi olsam? Ya o da çok ne, öğretmen olacaksın işte sonra falan. Kendimi şöyle ikna etmeye başladım. Dedim ki o da bir sahne ya. Yani sen öğretmen olduğunda da sahnede olacaksın. Yine alkış alabilirsin. İlla tiyatro diyorsan yine yapabilirsin. Ama şimdi babayı da dinlemek lazım. Gerçekten de bir o sırtını devlete dayama fikri var ya. Şimdi ben onu ilk bu pandeminin karantinalı zamanında çok büyük bir şekilde hak vererek anladım. Neden? Çünkü ben hiç mağdur olmadım. Yani benim maaşım da yattı, ek dersim de yattı, sağlık sigortam devam etti. Çok fazla insan bundan mağdur oldu. Ve ben ilk defa dedim ki baba teşekkür ederim yani. Çünkü düşünsene bir sürü borçla harçla insanlar işsiz güçsüz kaldılar. Evet. Çok kötü bir şey. Yani dediğin tiyatrocu çok yakın arkadaşlarım var. Müzisyen çok yakın arkadaşlarımız. Evet. Enstrümanını satmak zorunda kalan çok fazla insan oldu. Aynen öyle. O yüzden ben de ilk defa babama hak verdim gerçekten bu süreçte. Ama o zaman tabii zordu yani kabullenmek benim için. Şeye de ikna ettim kendimi. Dedim ki ya ben öğretmen olursam da tiyatro yapabilirim. Çocuklara da yaptırabilirim. Bir şekilde bunu devam ettiririm. Ama ben bir kendimi sağlama alayım tamam dedim. Şimdi normalde İngilizce öğretmeni olmam lazım benim. Neden? Çünkü ben süper lise mezunuyum. Hı hı. Hazırlık okudum. Evet, hazırlık okudum. Bayağı 24 saat İngilizceyle sonra işte 8-10 saat diye devam etti. Ama benim gittiğim süper lisede dil bölümü açılmadı. Böyle bir şey olabilir mi yani? Süper lisede okuyorsun yabancı dil ağırlıklı. Şimdi yeni nesil bilmez. Hı hı. Bildiğin zaten dil için açılmış bir okul o. Evet. Ben de İngilizce öğretmeni olmak için oraya gittim. Ama dil açılmadı ne İngilizce ne Almanca. Biz öyle normal devam ettik yani 8 saat İngilizce göre göre ben eşit ağırlıkçı olarak mezun oldum. Neyse o zaman dedim ki bari Türkçe olsun. Sevdiğim de bir şey. Bir de şöyle ben Türkçe dersinde böyle bir kibirli mi denir bilmiyorum da bir garip tavrım vardı. Hocalara karşı değil. Kendi içimde. Şimdi hoca dersi anlatıyor ya mesela. Atıyorum fiilimsiyi anlatıyor. Ya ben derdim ki bunu niye böyle anlatıyor ki? Şöyle anlatsa biz daha iyi anlarız aslında ya da daha çok aklımda kalır. Ben daha iyi anlatabilirim. Ya daha iyi anlatabilirim de değil tam onu şey yapamıyorum. Tarif de edemiyorum. Şöyle hocanın anlattığı şekil bana kısa süreli bellek için geçerli bir öğretim yöntemi gibi geliyordu. Yani biz sınava kadar onu hatırlıyorduk tamam ama sonra unutuyorduk. Ben de diyordum ki ya şunu anlatsa aslında nereden geldiğini, niye böyle olduğunu hani o yolu ve sonucunu anlatsa ben onu kendim de hatırlayabilirim. Ezberlememe gerek kalmaz diye kendi kendime öğretim yöntemleri deniyordum. Bu arada sınava çalışmanın bence en iyi yöntemlerinden biri bu. Hatta bunun bir adı var ama hatırlamayacağım şimdi. Öğretmen olarak çalışmak. Anlatırdım kendime evde. Aynada falan. Öyle çalışırdım derse de zaten. Mükemmel. Aynen. Sonra dedim ki Türkçe öğretmeni olayım ben. Zaten nasıl öğreteceğimi biliyorum. Yıllardır kendimi aynen böyle yetiştirdim. Olayım dedim. Neyse girdik kazandık. Ne kadar çalıştım ben ya? 2 ay falan çalışmışımdır lise sonunda. Çok çalışkan bir öğrenci değildim. Hı hı. Ama sanırım zekiydim ki hep takdir aldım. Şimdi ona da bir şey diyemeyeceğim. Dersi de dinleyenlerden evet, olabilir çok misin? Çok iyi dinlerdim. Çok iyi yani. Gerçekten kimseyi konuşturmazdım. Arada tabii ki geyik yapıyoruz. Herkesin hani yaptığı bir şey bu okulda ama bayağı iyi dinlerdim. Onu kapmam lazım ki hamallık yapmayayım sonra. Evet. Evde çalışmak zorunda kalmam. Aslında bir çıkar ilişkisi var aynen burada. Aynen öyle. Aynen ama evdeki çok işime zamanın yaradı. Kendine kalıyor tabii bu sefer. Tabii kendime kalıyordu. Çok çalışmam gerekmiyordu. Üniversite sınavına da işte 2 ay falan çalıştım. Kazandım. Babamın dediği gibi Erzincan'ı. Kazandım. Hatta sınava girdiğim sınıfta derse girdim sonra. Aynen bu kadar da kadar. Çok güzel denk gelmiş. Sonra bitirdim ben. Ankara'ya tayinimiz çıktı. KPSS'ye girdim. 79 küsür bir puan aldım. KPSS'ye 20 gün çalıştım Alper ben. Yani şimdi bu çok iyi bir şey değil aslında. Örnek değil ama. Ama şöyle çalıştım. Şimdi o 20 gün boyunca acayip bir plan yaptım kendime. Sabah 10'da kalkıyordum. İşte 11'e kadar kahvaltı falan. 11'de bir başlıyordum sabah ezanına kadar. Sadece yemek ve tuvalet molası veriyorum. İnat ettim yani. Dedim ki işte bugün bu konular bitecek, bugün bu konular. Çok güzel bir plan yaptım gerçekten. Hı-hı. 20 gün hiç aksatmadan sabah 11, sabah ezanı çalıştım. Sonra işte 79 küsur bir puan aldım. Şu anda bu puanla sanırım atanması biraz zor ama bizim zamanımızda iyi bir puandı. Yani hatta ben ilk tercihime girdim ama ilk atamada değil. Niye? Normalde Ağustos'ta hemen atanmam lazımdı. Hı hı. Ama o zamanki Milli Eğitim Bakanımız sağ olsun dedi ki Fen Edebiyat Fakültelerinin edebiyat mezunları da Türkçe öğretmen olarak alınacaklar dedi. E şimdi biz adamlar yıllardır çalışıyor. Hani adam KPSS'nin artık böyle hani Allah'ını İçinden öğrenmiş geçmiş. Yani evet. İçinden geçmiş tabii. E ben 20 günlük çalışmayla o adamın önüne nasıl geçebilirim yani? Evet.
Neyse bir dönem öyle gitti. O arada işte sözleşmeli öğretmen alımları oldu. Ben tercih yaptım. Olmadı falan. İyi ki de olmamış. Şimdi öyle söylüyorum. Çünkü ben Eskişehir istiyordum zaten. Nereden biliyorum Eskişehir'de? Üniversitede bir arkadaşım buralı. Beni buraya getirdi. Beni adalara götürdü. Ben aşık oldum. Ya ben dedim ki tamam ben buraya geleceğim yani. Kesin tek hedefim var. Sonra Şubat'ta tekrar atama olacak işte. 5 tercih hakkımız var bizim o zaman. Bir de işte tercih dışına da atanmak istiyorum. Hakkın var. Ben onu işaretlemedim. Dedim ki ben babamla 3 yıl Erzurum'da oturmuş, 5 yıl Erzincan'da oturmuşum. Bir daha mı doğuya gideceğim? Yani tabii ki memleketimizin her yeri bizim hani öğretmenlik yapabileceğimiz yerler ama ben yaptım arkadaş. Evet. Yani 8 yılımı ben doğuda harcamışım. Yeter artık. Dedim ben Eskişehir istiyorum. Yazdım 3 tane Eskişehir. Altında 2 tane daha yer vardı. Hatırlamıyorum şimdi nereler. Pat geldi mi Şubat'ta? Direkt bu ilk şu an çalıştığın okul mu Hayır. geldi? Mutalıba geldim. Aynen ilk. Burası ne kadar uzak falan diyorum ben. İnsanlar nerelere gidiyormuş. Bana o kadar uzak geliyordu ki orası. Ya. Ay evet. Ama herkes şey der. Doğuda yaptığım öğretmenliğin tadı hiçbir yerde yok der. Ben de o Mutalıp'taki öğretmenliğimin tadını unutmuyorum gerçekten. Böyle küçük yerlerde küçük hani hayatlarla Evet. yaşamak başka bir şey. Orada yaşamadım ama yaşamış kadar da oldum. Bir 4 yıl falan işte orada çalıştım. Sonra şimdi bu Esentepe'deki Mimar Sinan Ortaokulu'na geldim. Güzel. Hepsini de anlattım bir anda Alper. Çok güzel gidiyor Anlatasım bence. varmış Evet. Çok güzel gidiyor. Benim daha merak ettiğim çok yani. fazla şey Sor var. bakalım. Peki, sonrasında atandın, geldin. Peki normal hayatından sonra öğretmenlik nasıl oldu senin için? Yani şunu soracağım. Evet öğretmeyi seviyordun, öğrenmeyi seviyordun ama hani gerçekten bir öğrenciyle karşı karşıya olmak, ona oraya anlatabilmek veya yani kendini tatmin olmuş hissettin mi? Hani ben evet öğretebiliyorum dedin mi? Evet. Çünkü lise sonunda ben dershaneye giderken Final Dershanesi'ne gidiyordum o zaman Erzincan'da. Biz zaten o zaman işte dershanelerin sağlam olduğu zamanlarda Final dergi falan çıkarıyor. Aylık dergileri bilmem neleri vardı. Ben de şimdi bir arkadaşım izler mi bilmiyorum. Onun görevi olan soru yazma işini ben yapıyordum. Çaktırmadan bana yaptırıyordu. Yani benim Final dergisi çıkmış bir sorum var mesela ama adım yok. Öyle düşün. O zamandan böyle bir o soru hazırlama işine falan hazırdım. Bir de bazen hocalarımız bizi sokarlardı derse. Hadi anlatın. Diyorum ya en iyi öğrenme öğretilerek oluyor. Evet. Çünkü anlatabiliyorsan sen o konuya hakimsin, biliyorsun demektir yani. Oradan biraz tecrübem var. Tiyatro var. Sahnede olmayı zaten seviyorum, biliyorum. İletişim kurmayı seviyorum. Gördüğün gibi konuşmayı çok seviyorum. Çok güzel bir şey. Aynen çok sıkıntı yaşamadım. Bir de asker çocuğu olunca o disipline sen çok alışkınsın zaten. Yani sadece şöyle bir sıkıntı yaşadım. Bu sesimi, faranjitimi o ilk yıl kaybettim. Çünkü ben sanıyordum ki bağırarak anlatırsam hepsi duyacak. Beni bir attılar Alper 45 kişilik 8. sınıf bir de. Of. 45 kişi var karşımda. 8. sınıf koca koca çocuklar. Ben daha 23, 22 yaşında falanım yani zaten. Hani hatta bir öğrenci bayağı büyüktü. 15-16 yaşındaydı. Hadi ya. Aynen bu durmuş kalmış bir şeydir olmuş falan. Çocuk bayağı benden büyük duruyordu. Sanıyorum ki işte bağırırsam sert olduğumu anlarlar. İşte bağırırsam sesimi hepsine duyurabilirim falan. İlk sene öyle zannettim. Şimdi yani İstiklal Marşı'na çıktığımda bakarak susturabiliyorum mesela. Onu sonra Gözler öğreniyorsun. konuşur. Onu öğreniyorsun. İlk yıl bir onun sıkıntısını yaşadım ama hiçbir zaman sınıf hakimiyeti, işte öğretme. Yani bu şey değil, yanlış anlama. Hani kendimi övmek için söylemiyorum. İçimde var benim bu. Olması gereken bir Var şey yani, bu evet. meslekte. Aynen öyle vardı. Sıkıntı yaşamadım. Disiplinde de sıkıntı yaşamadım. Ve şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece çok sert öğretmen olursan da işe yaramıyor. Sadece geyik yaparsan da işe yaramıyor. Yani şöyle olması lazım. Çocuk seni hem çok sevecek, çok güvenecek, hem de çok korkacak senden. Korkmak zorunda. Korkmazsa olmaz yani. Herkes ay işte çocuklarımız bizden korkmasın. Hayır korksun biraz. Korkması lazım. Yoksa çünkü o yaş grubundaki çocuğa ben ergenlerle çalışıyorum. Ya o yaş grubundaki çocuğa bir şey anlatmak çok zor. Seni severse sevdiği için dinleyebilir tamam. Ama bazısı sen de ergen oldun biliyorsun. Kesinlikle. Öğretmeni kızdıralım. Hadi dersi kaynatalım. Neler neler Tabii ki yapıyorduk hepimiz yani. yaptık yani bunları. Ben de öğrencilikten geldim. Pat diye öğretmen olmadım sonuçta. O yüzden çok da o şeye izin vermemek lazım. Hani sen bir durduğunda o çocuk durması gerektiğini anlamalı. Bunu Mutalık'ta öğrendim. İşte o büyük çocuklarla, 45 kişilik sınıflarla. Güzel bir O yüzden tecrübe. evet iyi bir tecrübe oldu. Bu okuluna sen kendin tayin mi istedin? Nasıl O da geçtin? çok garip oldu. Şöyle. Şimdi benim
Hayattaki en büyük şansım bence meslekle alakalı. Çok işim rast gitti yani. Tahtaları vurayım da bununla ilgili. Nazar şöyle, değmesin. Aynen değmesin. Şöyle ki işte bu dördüncü yılımda Mutalı'daki dediler ki rotasyon var, sen şimdi gideceksin. Hadi bir daha doğuya gideceğiz. Zorunlu hizmet var çünkü. Peki senin orası zorunlu hizmet değil. Sayılmıyor muydu? Hayır değil. Sarıcakaya sayılıyor. Han sayılıyor. Ama İlçeler. Mutalı değil. Anladım. Neyse. Ya ben diyorum ki Allah'ım yine mi doğuya gideceğim ya? En istedim İstanbul'a gideyim. İstanbul zorunlu hizmet sayılıyor çünkü. 15 tercih hakkı. Yaptım ben tercihimi. İstanbul çıkmadı. Yani İstanbul'un çıkmaması mümkün değil Alper. Hani zorunlu hizmet için İstanbul yazan birine İstanbul çıkmaması mümkün değil gerçekten. Bana geldi yani, bana denk geldi. Eyvah dedim ya, bitti. Sadece Doğu ve Güneydoğu var yani ve Doğu bile çok az. İkinci kez tercih mi yapacaksın bu sefer? Şimdi şöyle oldu, çıkmadı ya benim tayinim. Dediler ki bu tayini çıkmayanlar bir beklesin. Kuraya kaldılar bunlar. Ağustos'ta kura işte şey yapacak, çekilecek. Nereye çıkarsa oraya gideceksiniz. Neyse biz biraz böyle yukarılardan araştırma yaptık falan. Ben bir baktım. 3-5 tane Doğu var. 150 tane okul var açık. 150 kişi de kalmış zaten işte atanamayan. Onlardan biri benim. Tayin çıkmayan yani. Güneydoğu'ya yani ya ben Hakkari'ye gideceğim, Yaşırnak'a gideceğim. Ya tamam hadi gittim. Dönmesi zor. Bir de şimdi Hakkari'de başla göreve. Sonra Eskişehir'e gel. Hiçbir sıkıntı yok. Eskişehir'de çalışıp Hakkari'ye gitmekte büyük sıkıntı var. Ve 4 yıllık bir düzeni bırakıp tabii, gideceksin. Tabii bırakacaksın her şeyi. Yeniden tekrar bir doğu hayatı. Şimdi benim önceki doğu hayatımda lojmanda yaşıyorum. Gayet güvenlikli bir ortamdayım falan. Ama şimdi maalesef ki orada o kadar güvenli bir ortam yok. Hala evet, yok maalesef. Çok acı. Yani keşke böyle olmasa ama hani hiç ben eğer babamla doğuya gitmemiş olsaydım isterdim gitmeyi. Özellikle isterdim. Bekledik biz. Ben bütün yazı ağlayarak geçirdim ya. Herkesin burnundan getirdim. Annemin, babamın, arkadaşlarımın. Gitmeyeceğim, istifa edeceğim. Halbuki ne saçma bir şey yani. Başka bir yere gideceksin diye istifa mı edilir ama 23-24 yaşında kızım yani bende. Neyse ne yapacağız, ne yapacağız? Sonra Ağustos'ta af geldi. 2010'dan önce göreve başlayanlar zorunlu hizmetten muaf. Ben boşa ağladım. İyi ki de tarih İstanbul'a çıkmamış. Yani Eskişehir'de kaldım. O da yetmiyormuş gibi il içi tayin istedim, evimin dibine geldim. Muhteşem. Yani buradan ne çıkarıyoruz? Hayır bildiklerinizde, şerşer bildiklerinizde hayır vardır. Gerçekten evet. Böyle. Yani ben çok ağladım tayinim çıkmadı. İyi ki çıkmamış. Ve şu anda bir daha zorunlu hizmet görevim yok. Bitti yani. Çok güzel. Aynen. Sen istemedikçe buradan gitmiyorsun yok, o zaman. Yok gidemem aynen. Tamam. İstemedikçe gitmem. Peki, İstemiyorum. Var mı öyle bir... Yani onu soracaktım, istemiyorum dedin. Yani. İleride var. Şöyle ileride. Ben böyle bir küçük şehir insanıyım. Çok büyük şehirde yaşayamam. Hep bir Urla var benim kafamda yıllardır. Küçük bir otel açma hayalim var. Bir butik otel. Ama çocukluğumdan beri. Hani bana şimdi çiz desen oteli çizerim sana. O kadar kafamda yani. Çok istiyorum. Ama tabii çok pahalı şeyler bunlar. Memur maaşıyla çok olacak şeyler değil yani. O yüzden biraz toparlanmak, para biriktirmek, bir şeyler yapmak lazım. Sonra işte Urla, Datça, oralara bir yere giderim. Bir ama Ege çok sonra değil bu. Var. Var tabii çok var. Çok var yani. Ne zaman olur? Bir 5 yıla en fazla olur diye düşünüyorum. Çok da uzatmak istemiyorum yani. Umarım. Çok İnşallah. Güzel hayaller. İnşallah. Peki o zaman şeyi soracağım. Tiyatro bu kısımda, öğretmenlik kısmında neredeydi? Neler yaptın? Her yerde. Şöyle. Şimdi ben ilk Mutalı'da tiyatro yapacağım dediğim zaman çok büyük olay oldu. Yani orada tiyatro yapmak zor. Şimdi çocuk oyunu oynatmadım ben. Yani hep böyle işte Turgut Özakman, Üstün Dökmen oyunları falan oynadık biz. Ve bu çok oyunlar... Güzel. 2 saat, 2,5 saat sürüyor Alper. Aralarda dans var bilmem ne. Suflör yok. Yani çocuklar tamamen her şeyi ezberleyerek çalışıyorlar. Çok güzel. Acayip verdiler kendilerini. Salonda işte Zübeyde Hanım'da, Hasan Polatkan'da, sonra şu Turgut Özakman'da falan sahneledik biz oyunları. Yani ilk oyun sahnelendiğinde o velilerin gözündeki gururu gördüm ya, dedim ki ilk öğretmen oldum ben ya. Gerçekten. Çok güzel. Yani bu kadar istemedikleri bir şeyi bu kadar gururla alkışladıklarını görmek, bak hala gözlerim dolar. Her sahneden sonra da ağlarım. Hep böyledir bu. Çok acayip bir şey. Yani o çocukları sahne görmemiş ki hayatında. Daha hayatında sinema görmeyen var, çarşıya gelmeyen var. Sen bir sahneye çıkarıyorsun. Karşısında bilmem kaç yüz tane seyirci var. Oynuyorlar. İnanılmaz bir şey ya. Çok güzel. Unutmayacaklar bunu yani. Evet. Aynen. Öyle başladık. Kaç oyun oynadık ya? Orada herhalde 2 tane oynadım. Burada da 3 ya da 4 tane olması lazım. Birkaç tanesi gazeteye falan da çıktı hatta. Çok güzel. Çünkü hep büyük oyunlardı ve güzel oldu ya. Şimdi çocukların haklarını yiyemem. Hani normal yetişkin tiyatrocuların gittiği oyunda ne kadar eğlenirsen, ne kadar profesyonel gelirse bu çocukların gide bence
öyleydi. Yani ilk başladıklarında ne yapıyorsun falan diye konuşan çocukların bu kadar doğal bir şekilde oyun oynayabiliyor olduğunu görmek, senin bunda katkın olduğunu bilmek çok güzel bir şey. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ama artık devam edemiyoruz. Bir 4 yıldır falan çünkü sınav sistemi, işte LGS hazırlık bilmem ne, kurs olmak zorunda. Zaten 3.30'a kadar okul sürüyor. Evet. 3.30'dan 5'e kadar kurs sürüyor. Biz ne zaman tiyatroya çalışacağız? Evet. Maalesef şu anda böyle bir imkan yok. Ama çok istiyorum yeniden. Bir oyun daha yapayım yani. Umarım olur. İnşallah. Peki bildiğim bir şey soracağım bu sefer. Sadece detayını öğrenmek istiyorum. Yazma işine nasıl başladın? Ya o okumakla başladı biraz. Şimdi benim güzel olan her şeye garip bir ilgim var. Yani bu bir halı da olabilir. Bu bir kadın da olabilir. Bu bir işte yaşlı bir amca da olabilir. Güzel bir şey çok bakmak istiyorum. Çok incelemek istiyorum falan. Kitap okumak da babam çok okurdu benim. Ben onu taklit ederek başladım bu kitap okuma işlerine. Okudukça ya ne güzel yazmış, ne kadar güzel yazmış, nasıl yazabilmiş bu kadar? Aynı şeyi düşünüyoruz ama ben bu kadar güzel ifade etmiyorum. Niye onunki daha güzel oluyor? Hani biraz böyle bir imrenme, biraz kıskanma. Öyle öyle başladı çocukluğumdan beri de. Mesela işte müsamere olurdu, bir şey olurdu. Şiir okuyacağım diyelim ben. Bana bir şiir verirlerdi. Hayır ben kendi şiirimi okuyacağım derdim. Kendim yazmak isterdim yani. Hı. Evet. Ondan sonra işte bu konuşmalar olur. Şimdi de mesela belirli gün haftalar kutluyoruz. 10 Kasım'da işte diyorlar ki şu konuşma var hocam hazır geçen seneden kalan. Ya ben yazarım kendim. Ben hep böyle o cümleleri ben de kurabilirim. Ben de güzel şeyler söyleyebilirim gibi bir insanım. Bir de ben çok duygusal bir insanım. Biraz fazla duygusal bir insanım yani. Hayalperest yönüm çok güçlüdür. Böyle bir şarkı beni bir saat ağlatabilir. Ondan sonra durduk yere hiç alakasız bir yerde çok istediğim bir şeyin hayalini kurup böyle onu düşünebilirim bir saat falan. Öyle de bir insanım. Öyle olunca insan yazmak da böyle kendiliğinden geliyor. Akıyor yani hani. Sen bir şey yazmaya başlıyorsun. Biraz da böyle çene varsa azıcık. İşte okuduysan kitaplardan o kelimeler sana zaten geliyor. Duygusallığın da var. Normal yazı yazsam bile böyle bir şiire dönüşüyor bir anda. Bir şeyler oluyor. Seviyorum yani yazmayı. Dili kullanmayı seviyorsun çok anladığım kadarıyla. Çok seviyorum. Farklı kelimeler kullanmayı, öğrenmeyi. Çocuklara bile öğretiyorum bazen mesela. Biz şimdi Türkçe öğretmenliği okurken Osmanlıca falan gördük ya eski, işte eski diller gördük. Neden? Çünkü şu anda Türkçe'de kullandığımız bir sürü kelime de işte Arapçadan ve Farsçadan gelme. Şimdi ben hep merak ediyordum böyle nasıl bu kadar birleşmiş etmiş diye. Çocuklar da merak ediyor. Diyorum ki mesela işte mahkeme kelimesi geçiyor. İşte öğretmenim mahkeme kelimesi nasıl mesela Arapçada ben bazen söylüyorum kökleri farklı onun diye. Nasıl olacak kökleri diyorlar. Diyorum ki mesela bak mahkemede işte sessiz harfler var HKM. Arapçada kökler öyle alınıyor. Bizdeki gibi en baştaki kelime kökü olmuyor. O HKM köküyle mahkum olur, işte hüküm olur, hakim olur, mahkeme olur. Hepsi o kökten türüyor. Çocuklara da gösteriyorum. Onların da ilgisini çekiyor. Garip bir şey çünkü bu. Evet. Aa buradan o da mı geliyor, buradan o da mı geliyor falan merak ediyorsun. Benim hep vardı merakım. Diyorum ya İngilizce diye yola çıktık. Türkçe ile devam etti ama iyi ki de böyle olmuş ya. Çok memnunum güzel. Şimdi yani. İngilizce oldu mu peki? Öğrendin İngilizce mi, kendimce mı? Oldu. Tabii ki şimdi o lise bittikten sonra o kadar akıcı konuşuyor hale gelemedik. O zaman evde bile İngilizce konuşuyordum ben. Hatta pastanın üstünde nice yıllara yazıyor ya ben onu okuyamıyordum Alper. Nice o benim için. Nice okuyamıyorum yani. Hani bu nasıl diyor siz Türkler var ya o seviyeye geliyorsun artık o kadar İngilizce konuşunca. Ama tabii şimdi o kadar değil. Tabii biraz Netflix falan dizilerle kulağımız biraz daha dolgunlaşmaya başladı ama biraz daha üstüne düşmek lazım. Eskisi kadar iyi değilim yani. Anladım. O zaman son olarak sana şöyle kapatıyorum ben genelde. Bir keşken var mı? Yani keşkeden kastım. Ben keşke demeyi seven bir insan değilim de. Yani şunu şöyle yapsaydım belki daha iyi olurdu. Veya işte şu tercihimi şu şekilde yapsaydım belki farklı bir yere giderdi. Dediğin bir olay, bir şey hayatında bir dönüm noktası var mı öyle? Ya aslında bir iki tane var ama çok böyle geçmişle uğraşmayı çok seven bir insan değilim. Bir de ben kelebek etkisine çok inanıyorum. Yani ben o tercihleri yaptığım için şu anda bulunduğum kişiyim diye düşünüyorum. Muhtemelen farklı bir yöne evrilecekti hayatım. Başka tercihler yapsaydım. Ama tabii ki çok isterdim tiyatrocu olsaydım. Çok isterdim şarkıcı olsaydım. Ya da işte televizyonda çalışsaydım. Ekran seviyorum. İşte o sahne seviyorum ya. Onu çok isterdim. Hala vazgeçmiş değilim bu arada. Olabilir, niye olmasın? Hala değilim yani. Hep böyle aklımın bir yerinde var. Ya bu çok yaşa falan da bakan bir şey değil bence çünkü.
Bir şekilde onu değerlendirebilirim. Ama şöyle bir şeyim var. Çok keşke dediğim. Biraz daha paramın kıymetini bilebilirdim. Yani şöyle ki, bu herkesin bence düşünmesi gereken bir şey. Zaten ben devlet memuruyum. Zaten işte maaşım yetiyor demeyeceksin. Gerek yok buna. Böyle ufak ufak annem hep derdi. Kıyıda köşede bir azıcık bir paran olsun falan. Evet, olmalı. Tek keşkem bu olabilir. Ona daha yeni akıllandım yani o konuda. Ama diğer şekilde hayatımdaki tercihlerden genel olarak memnunum. Çok hepsi güzel. Bir şey öğretti yani. Çok güzel bir şey bu. Peki bir nasihat, tavsiye veya işte özellikle Türkçe sevenlere, yani belki gençler izleyecek bunu, bu mesleği tercih etmek isteyenler olacak. Var mı bir, yani şunu yapın, yani o yaştan itibaren şununla başlayın. Bak, bu sizi farklı bir yöne evirecek dediğin bir durum var mı? Yani tavsiye demeyeyim estağfurullah da, kendi deneyimlerinden yola çıkarak gördüğüm bir şey söyleyebilirim. Atıyorum öğretmenlik için. Sevmiyorsan özellikle çocukları ve öğretmeyi asla yapmaman gereken bir meslek. Çünkü çok yorucu. Mesela insanlar bize 3 ay yatıyorsunuz falan diyor ya, 2 ay o bu arada. Onu söyleyeyim. 1 Temmuz 1 Eylül arası. Biz o 2 ay dinlenmesek bu kafa yerine gelemez. Çok yorucu. Evet, çok güzel. Hayatlara dokunmak çok güzel. Zaten benim öğretmenliği seçmemdeki nedenlerden biri de buydu aslında. Dünyaya bir şey bırakmış oluyorsun sen. Senin yetiştirdiğin birisi. Mesela benim bir öğrencim avukat oldu. Geçen sene bir dava, bir şey vardı. Yardım istedim. Çok güzel. Bu çok acayip bir şey. Ben yetiştirdim yani, onu düşünsene. Evet. Harika bir övünç kaynağı. Ama zor, çok zor. Çünkü bizim işimiz eve gelince bitmiyor. İnsanlar işte bu pandemide öğretmenler yatıyor, biz yatmıyoruz. Online dersi bir kenara bırak. Sürekli WhatsApp'tan, oradan buradan veliyle, öğrenciyle sürekli görüşüyoruz. Görüşmesen bile o gün bir öğrencine bir şey oldu diyelim. Ailesiyle bir problemi var. Sen eve gelince de onu düşünüyorsun. Evet. Ben dükkanı kapatıp eve gelmiyorum yani. Hani evde de devam ediyor o öğretmenliğin. O insanlıkla alakalı çünkü bu. Sevmiyorsan yapamazsın. Bu çok önemli. İkincisi, mutlaka birikim yapın. Bu çok önemli. bir de bence hep sevdiğimiz insanlarla sevdiğimiz yerlerde olmalıyız. Tahammül etmek üzerine bir hayat kurmamalıyız. Çok güzel bir cümle bu ya. Yani evet. Çünkü ben biraz fazla tahammülkar bir insanım. Çok uzun sürüyor benim birilerini hayatımdan çıkarmam ya da bir şeyleri hayatımdan çıkarmam. Böyle olmaması lazım. Yani bir şeyler sana yanlış geliyorsa oradan çekilmeyi, zamanında çekilmeyi bilmek gerekiyor ki fazla üzülmeyelim. Çok güzel. Bunu söyleyebilirim. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ben bugün teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için de. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben de. Görüşmek üzere. Görüşürüz canım.